helikopterin içerisindeki ben kartı söktüm. Herkese merhabalar. Yeni bir video, yeni bir projeyle birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte lastik motorlu bir uçak modeli yapacağız. Tabii ben bu motoru daha sonra kumandalı, uzaktan kumandalı hale getireceğim. Bunu tabii ki bu projelerde hep birlikte göreceğiz. İçerisinde tüm malzemeler var. Balsa bir model. Bunun yanında bize gerekli olan malzemeler şu şekilde bir adet hobi amaçlı falçatamız gerekiyor. Biraz toplu iğne ve şu şekilde hızlı yapıştırıcımız olması gerekiyor. Tabii ki bunu toplu iğnelerle zemine tutturmak için ben şu şekilde bir strafor zemin kullanacağım. Şimdi isterseniz kutu içeriğini hep birlikte görelim. Kutunun içerisinden tüm malzemeler çıkacaktır. Evet. Öncelikle burada dış kaplaması, ben bunu kullanmayacağım. Buna farklı bir uygulama yapacağım arkadaşlar. Genelde 3 milim balsa kesilmiş. Tabii bunları biz yeniden ölçüp keseceğiz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi slow, yani yavaş uçuş pervanemiz. Burada ise gördüğünüz gibi tekerlerimiz. Öncelikle arkadaşlar toplu iğnelerle buradaki planımızı straforun üzerine sabitlememiz gerekiyor. Arkadaşlar öncelikle yükseliş dümeninden başlayacağım. Bunun için gördüğünüz gibi balsa malzeme, şu şekilde parçalarımızı kolaylıkla zaten birbirinden ayırıyoruz. Balsanın özelliği çok hafif bir malzeme olması. Şu şekilde balsalarımızı birbirinden ayıracağız. Öncelikle buradaki yükseliş dümenini yaparak işlemimize geçiyoruz. Tamamen kendimiz keseceğiz arkadaşlar. Zaten model olması bizim inşa yeteneğimizi ortaya çıkaracaktır. Plana sadık kalmaya çalışın arkadaşlar. Bunları buraya sabitlemek için yine strafora toplu iğneleri şu şekilde çapraz bir şekilde saplamamız gerekiyor. Şimdi hızlı yapıştırıcıyla şu şekilde bağlantı yerlerinden yapıştırma işlemini yapacağım. Evet, planımızı yapıştırdım. Hemen şu şekilde yerinden ayırıyorum. Evet arkadaşlar, ilk parçamız gayet başarılı oldu. Hem el yeteneğinizi geliştiriyorsunuz, hem de çocuklarınızla hafta sonu evde güzel vakit geçirebilirsiniz. Bu da dönüş dümenimiz. Gördüğünüz gibi harika bir şekilde hazırlandı.
Evet arkadaşlar, uçak genel anlamda şu şekilde ortaya çıktı. Tabii ki buradaki bizim işimiz yeni başlıyor. Lastik motor yerine buradaki küçük helikopterin içerisindeki, ben kartı söktüm. Gördüğünüz gibi mini 2 adet servo var üzerinde ve yine helikopterin şu motorunu kullanacağız. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şu helikopterdeki motoru kullanacağım. Hemen burada ise alıcımız mevcut. Evet arkadaşlar, şimdi yükseliş ve dönüş dümenlerini yapıyorum. Gördüğünüz gibi şu kısımları oynak halde yapmamız gerekiyor. Bu benim yükseliş dümenim. Son olarak yükseliş dümenini ve yön dümenini yaptık. Burada 2 adet gördüğünüz gibi servom var. Bakın şu şekilde. Bunlar mini servo, helikopterin servoları. Hemen pilimizi takalım. Evet, mekanik ve elektronik kısım şu anda tamamlanmış görünüyor. Sadece uçağımızın kaplaması, kanat ve gövde kaplaması kaldı. Şu anda yerde taksi yapıyorum. Son kontroller bunlar. İleriki projede uçtuğunu göreceğiz. Umarım faydalı bir proje olmuştur. Bu tarz videolar için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bir projede buluşuncaya kadar hoşça kalın.